alt tarafa buna P, P diyorum. Üst tarafı ne olacak? P, B, A çarpı P, A olacak burası. Böyle yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla burası ne olacak? Şurası bana C verildiği zaman şu kelimelerin olma ihtimalleri birden buna. Tamam. Adam diyor ki bunu bu şekilde hesaplamak o kadar kolay bir şey değil. Bayes assumption'ından, Bayes'in yaptığından, naive Bayes'likten bunu şu şekilde hesaplayabilirsin diyor. P bu. C şunu, bunu şu şekilde hesaplayabilirsin. Her birini ayrı ayrı yap ve çarp. Şöyle. İ ve şu. Bunu bu şekilde yaklaşık olarak hesaplayabiliriz. Bayes assumption. Bunu hesaplamak zor bir şey değil. Ne demek yani bu? Ne demek bu? J'inci kategorideki dokümanlarda işte bu kelime kaç defa geçiyor? Bunun TFI, TFI görüyor. Tamam mı? J'inci her bir, verilen her bir sınıf için her bir kelimeyi ayrı ayrı yapabilirim. Diğer türlü burada en tane kelimenin aynı anda geçme ihtimalleri falan filan hepsini yapmak oldukça zor. Yani ne yaptım ben bunu? En gramlıktan sanki 1 grama düşürdüğüm gibi. Naivlik de buradan geliyor. Naive Bayes demiştik ya. Naive Bayes'lik de buradan geliyor. Hesaplamaya çalıştığım şey yani şu PC çarpı şu. Ama şeyin içerisinde bir tane P'nin içerisinde. Bu nereden nereye kadar dönüyor? Bu da birden N'e kadar dönüyor. Naive Bayes'de bu var. Tamam mı? Kelimelerim bunlar. Tamam mı? M tane. Ben N tane yaptım ama burada N tane diyor. Şunların hesaplanmasına dayalım. Bunların hesaplanmasına dayalım. Eğer kelime yeteri kadar çıkmadıysa smoothing kullanabilirsin diyor burada. Smoothing kullanabilirsin. Aynı problem bizim şeyimizde de var. Bizim ödevimizde de var. En son ödevde de var. Genelde bunlar ne için kullanıyor? Bu Naive Bayes e-mail sınıflandırılmasında falan sık kullanıyor. Şey miydi değil miydi diye. Spam miydi değil miydi diye. Ona çok fazla bakmadan doğrudan benim yazdığım formülasyon üzerinden gidelim isterseniz. Şu biraz önce sorduğum soru. Hangi soruydu o? Spor verilen bir tane spor makalelerinin olma ihtimali. Spor makalesi ihtimali. Tüm makaleler içerisinde kaç tanesi spor makalesi? Onu söylüyor. Tamam mı? Bu PC'yi hesaplamak kolay. Peki diğer tarafı hesaplamak kolay mı? Şunu hesaplamak kolay mı? Bu da bunu hesaplamak. Şunu birisi bana okusun ya. Bir şeyin üzerine bir şey koymuşlar. İlk önce şunları görmeyin. Şu etrafını kırmızıyla çizdiklerimi görmeyin. Bunu da bunu görmeyin. Şimdi okuyun. İ neydi bizim İ? Burada. Ben gerçi bir şey olarak yazdım ama İ ne burada İ? Hayır yok İ. Şuradaki İ. İ bizim İ'ninci sınıfımız. Değil mi? Ne İ? İ'ninci sınıfta kaç tane kelime var? Ne İ C? J'ninci kelimeden o sınıfta kaç defa geçti? Anladınız mı? Yani burada ne hesaplamış oldum ben? N, I, J bölü N, I. İşte bu probability değil mi bu? Yani C'ninci sınıfta, C'ninci sınıfta kaç tane W, J kelimesi var? Bu onu hesapladı. Probability. Hesaplaması işte bu. Peki bu 1 bölü V nereden çıktı? Uydurduk şimdi bunu. Artı 1 bölü V. Bu nereden geldi? Bunun bir adı var. Ne bunun adı? Smoothing. Niye bunu yapmış? Çünkü bazı kategorilerde bazı kelimeler sıfır defa geçiyor. Sıfır defa geçtiği zaman bizim formülümüzü hatırlayın. Nasıldı formülümüz? Şunların hepsini teker teker hesaplayacaksın ve bunları çarpacaksın da değil mi? Onlardan bazıları sıfır geldiği zaman tüm şu çarpım sıfır oluyor. Çarpımın sıfır olmasını istemiyoruz biz. O nedenle smoothing yapmış adam. Tamam mı? Laplace smoothing yapmış baya baya. Baya baya Laplace smoothing yapmış.
şu probability'yi hesaplamak için. Bu probability'yi hesapladım, bu probability'yi hesapladım. Yapacağım tek şey öyleyse, yeni bir instance geldiği zaman bunu hesaplayacağım, bununla çarpacağım ve benim sonucum probability'm budur diyeceğim. Probability'm yani bu dokümanın, bu dokümanın bu sınıfa ait olma ihtimali budur diyeceğim. Eğer o doküman spor müsabakalarına %67 ihtimalle aitse, %37 ihtimalle aitse, siyasi şeylere de makalelere %35 ile aitse, diğerinde geriye ne kaldı, %31 ile aitse, çok fazla emin olamıyorsun. Bu da olur, bu da olur, bu da olur diyebilirsin. Sadece buna aittir falan filan demiyorsun. Bu türlü güzel özellikler var neyse. Şeyde zaten böyledir. E-mail classification'da böyledir. Genelde set edersin, der ki sen ayarlarken ona neye spam diyeyim? Eğer sen bunun spam olduğunu %99 eminsen eğer spamde, diğer türlü ben ona bir bakmam lazım. Şüpheli olarak işaretle falan dersiniz, tamam mı? Bu naive bias kullanarak spam işaretleme için bir yöntem. İşte burada benim yaptığım şey. Ne yapıyorsun? Öyle bir C sınıfı bulacaksın ki bana şunu maksimize edecek. Kelime kelime, birer birer terim terim bunlara bakıyorsun. Tabii bu terimler, terimlerin içerisine aptal kelimeleri koymak yok ve veya gibi şeylere bakmak yok. Her kategoride geçen stop kelimeleri de stop words deniyor bunlara. Stop words. Stop words'ı çıkarıyorsun, ondan sonra bu işlemi çalıştırıyorsun. Hem email classification'da ya da diğer classification'larda naive bias bayağı bir işe yarıyor. Bayağı bir işe yarıyor. Naive bias'ın bu adam şeyini yapmış. Birazcık deneyini yapmış. Naive bias için training setiyle accuracy'sini ölçmeye çalışmış. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey olmasını bekliyorum ben bunu. Böyle gidecek. Yani training size'ını arttırdıkça accuracy artıyor ama belli bir yerden sonra da birazcık düzelmeye başlıyor. Başlamışlar hızı artıyor. 50 tane ile training etmekle 550 tane training etmek arasında %12 fark varmış. Tamam mı? Naive bias oldukça naive adı naive ama diğerleri gibi basit. İçerisinde probability var. Temel şeylere dayanıyor. Probabilistik bilinen çalışan kurallara dayanıyor. Ve oldukça etkili çalışıyor. Eğitim aşamasına ne kadar bu naive bias'in? Eğitim için ne lazım? Neyi hesaplamanız lazım eğitim için? Evet, yani şu doğrudan esasında doğru tam şeyini söylüyor Furkan esasında. Şunun hesaplanması lazım ve bunun hesaplanması lazım. Kelimeye teker teker bakacaksın. Her bir sınıf için bir defa şu hesaplanacak ve her bir kelime için bunların hesaplanması lazım. Her bir terim için. Eğer şeyiniz 10.000 boyutluysa, ne diyelim, eğer vektörünüz 10.000 boyutluysa 10.000 tane bu rakamlardan hesaplanacak. Değil mi? Yok, 10.000 tane değil. Kaç tane? Vektörünüz 10.000 boyutluysa kaç tane hesaplanacak bu rakamlardan? Vektörün 10.000 boyutluysa bunlardan kaç tane hesaplanacak? 10.000 tane burada var. Kategorisi de burada var. Eğer spam, no spam yapacaksanız 10.000 çarpı 2 gibi bir şey olacak. 20.000 yani. Sınıfta var ya çünkü. Hem bunu hem bunu değiştiriyorsun. Şu senden ne istiyor? Tüm sınıfları teker teker değiştireceksin ve tüm kelimeleri birer birer soracaksın. Bunların hepsinin hesaplanması lazım. Bu birden ne kadar değişiyor? Birden 11'e kadar. Bu da birden sınıf sayısına kadar değişiyor. O rakamların birer birer hesaplanması lazım. Tamam, bu text kategorizasyon hakkında söyleyeceklerim. Kaç oldu saat? Bir dakika var. Diğer chapter'a başlayayım, ondan sonra biraz ara vereyim. Yoklamayı alabilir miyim? Yoklama orada mı? Diğer şeyde text clustering. Yok, ver. Zamanla gel dersen. Ne zaman geldin hatırlamıyorum ben. Tamam, güzel. İmzalamayacaksın. Text clustering. Text clustering ile text categorization arasındaki farkı söyleyeyim bana. Ondan sonra alayım. Ne? Burada kategorileri bilmiyorum. Evet, burada kategoriler yok, cluster edeceğiz. Ne manası var text cluster etmenin? Öbürüne söylemiştik. Bu spor yazısı mı, bu siyasi yazı mı, bu bilmem ne mi diye ayırıyorduk değil mi? Ya da bu spam e-mail mi yoksa normal e-mail mi ayırıyorduk. Bu ne işe yarayacak? Text categorization. E-mail cinsinden düşünün. Senin e-maillerinde sınıf alınıyor. 5 sınıf ayırdım senin e-maillerine. Ne yapacağım ben böyle bir sınıfa?
Biraz önce yaptık ya, hiç dokunmadık bile, klasörün yapmadık bile hiç. Orada da spam, spam ya da spam değil diye ben başta söyledim onu, kategorileri söyledim zaten. Ne işe yarayacak Google'un bu cluster'lar? Yani Google'da başladığında makine öğrenmesi diye bir şey yoktu mesela. Sonra bir web page'ler başladığında makine öğrenmesi hakkında cluster'ın yeni bir cluster oluşturdu. Yahoo yapardı onu. Esasında Yahoo başlarken ne yapmıştı biliyor musunuz? Web sayfalarının çoğu o kadar, web sayfalarının sayısı o kadar artmıştı ki, problemin komikliğine bakın. İnsan web sayfalarını aklında tutamıyordu. Ondan fazla da hepsi aklında kalmıyor, tamam mı? Sınıflıyorlardı. İşte bilimle alakalı web sayfaları, moda ile alakalı web sayfaları. Yani web sayfaları o kadar fazlaydı ki, bookmark denen bir tane menü vardı ilk web browserlarında, size anlatayım onu. Alt hiyerarşileri yoktu. Herkesin 3 ya da 4 tane işaretlediği web sayfası vardı. O kadar. Koyacağın yer yoktu. Sonra sayfalar o kadar artmaya başladı ki şey koymaya başladılar, hiyerarşi koymaya başladılar. Bunun altına bunu koyalım, bunun altına. Yahuda oturanlar da, Yahuda'yı ilk icat eden adamlar da oturup elleriyle web sayfalarını sınıflandırıyorlardı. Elleriyle sınıflandırıyorlardı. Hatta Yahuda'nın o şeyi duruyor hale. Yahuda'ya girerseniz internet gruplandırmış internet sayfaları falan filan diye. O gibi durumlar için text clustering ya da işte doküman sınıflandırma önemli. Nerede kullanacağız? Nerede? Bir dakika, şurada bir güzel bir tane şey var. Hemen doğrudan dalmış ya. Task provide. Söylememiş bile. Bir yere de gelecek mi acaba? Bunu en çok kullanan, en sık kullanan Google News. Google News'in ne olduğunu biliyorsunuz. Daha önceden bahsetmişimdir. Kullanıyorsunuzdur. Kullanıyor musunuz Google News'i? Google News o gün çıkan haberleri, o gün çıkan haberleri, yeni gelen haberlerin hepsini alıyor, cluster ediyor. Bak diyor, bunlar birbirine benziyor. Neyle alakalı? İşte Amerika'daki, Baltimore'daki olaylarla alakalı. Alt alta bir sürü makale. Bu neyle alakalı? İşte uzaya yeni gönderilen roketle alakalı makaleler. Bu neyle alakalı? NBA playoff'la ilgili makaleler. Onların hepsini gruplandırıyor. Hepsini ayrı ayrı ve onların işlerinden bir tanesini de, makalelerden bir tanesini seçip onun başını çat diyor, oraya yapıştırıyor. Sen de sanıyorsun ki sanki bu bunların kendisi yapıyor. Hayır. Birbiriyle alakalı makaleleri gruplandırıp sana sadece sunuyor. İlgisiz makaleler olabilir mi arada bir falan filan? Yok, olamaz. Çünkü gruplanmış bir hale gelmiş. O konuda haber çıkıyorsa eğer, insanlar onu yazıyorsa demek ki o günle alakalı bir şey demek diyor. Yani 5 yıl öncesinden, 6 yıl öncesinden falan bir şeyler çıkarmıyor. Gitti arasına koymuyor. En çok bu aralar onlar kullanıyorlar eldeki verinin klas edilmesi için. Tamam, isterseniz bir 10 dakika ara verelim. Ondan sonra konuşalım.